Amerika'da Söyleşileri hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Doktor Duygu Hanım. Hoş geldiniz Duygu Hanım tekrar. Hoş bulduk. Bir önceki söyleşimiz tabiri caizse tadı damağımızda kaldı. Gerçekten sadece damakta değil, ruhumuzda da iz bıraktı, kalbimizde de iz bıraktı. Ben çok güzel, çok pozitif geri dönüşler aldım. Diliyorum size de ulaşanlar oldu. Sizin için de pozitifti. Evet, evet aynı şekilde yani bana da çok güzel dönüşler yapanlar oldu. Tabii onların güzel görüşünden diyelim bunlara. Kaynaklanıyor. Evet. Şimdi bu ikinci görüşmeyi de merak edilen sorular oldu sizinle görüşmemizden sonra. Öncelikle o sebeple öyle başladım. Hani bir teşekkürü bir borç biliyorum herkes adına. Teşekkür ederiz katıldınız. Çok güzel şeyler anlattınız. İkinci kısımda da yani bu kısımda da sorularla devam etmek istiyoruz. Herkesin merak ettiği şeylerle. O sebeple şöyle yapalım isterseniz. Ben topu direkt size atayım o noktada. Sizin Evet. aklınızda olan size ulaşan sorularla devam edelim. Nereden Olur. Başlamak istersiniz Duygu Hanım? Öncelikle herkese selamlar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimize, abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize. Gerçekten benim hiç beklemediğim, ummadığım bir şey oldu ve gerçekten benim motive olmama, Afrika konusundaki hayallerimin tekrar gün yüzüne çıkmasına vesile oldunuz. Gerçekten Allah razı olsun bu noktada. Şimdi ilk önce cevaplamak yani söylemek istediğim şey benim hastalığım hakkında. Hastalığım MS değil. MS olduğu ile ilgili birkaç dönüş aldım ve hani sağ olsun kardeşlerimiz şöyle tedavisi var, böyle işte tıbbi alternatif tedaviler var gibi bayağı bir dönüş yaptılar. Gerçekten Allah razı olsun. Hastalığım MS değil. İlk de değil çünkü MS olsa bilmiyorum bu katarakt ameliyatlarını yapabilir miydim? Çünkü MS'te mikro yani bizim ameliyatımız mikro cerrahi. Dolayısıyla elde titreme olması bizim ameliyatlarımızın yapılmasını engelleyebilir. Benim hastalığımın adı muscular dystrophy denilen kas hastalığı. Tamamen genetik kökenli. Kasın çalışmaması ile ilgili bir hastalık. Belki genetik engineering geliştikçe bir çözüm bulunma ihtimali olabildiği söyleniyor. Zaten burada da dünyadaki hani en ünlü hocalardan biri tarafından takip ediliyorum. Hani bu konuda da kendisi bana her türlü şeyi hani her gittiğimde yeni bir çalışma var mı, yeni bir gelişme var mı diye soruyorum. Yılda bir kez görüşüyoruz kendisiyle. Yani hastalığım kas hastalığı. Şu an için tedavisi olmayan bir hastalık. İkincisi de diğer açıklamak istediğim şey aslında bazı arkadaşlarımızdan küçük miktarda yani eleştiri babında diyeyim. Hani bu kadar ameliyatın yapılması acaba hastalara zarar veriyor mudur diye bir takım dönüşler oldu. Öncelikle bir günde ortalama 50 ameliyat yapılması Türkiye'de bunu yapan birçok arkadaş var. Yani çok matah bir şey değil bir göz doktoru için öyle diyeyim. Ama buradaki belki zor olan şey her gün 15 gün boyunca her gün aynı temponun yapılması ve daha kötü alet edevatla çalışıyor olması. Yani Türkiye'de daha yani her türlü alet edevata ulaşma en iyisini alabilme şansınız var. Orada gerçekten ucu bile kesmeyen aletlerle çalıştığınız olabiliyor. Ve bir de vakaların tabii ki Türkiye'de belki 50 vaka yapan arkadaşlar için söylüyorum. Belki 5 vakasında karşılaştığı vakalar bizde belki 50'de 30-35 gibi diyeyim yani oranlarımız bu şekildedir. Yani beyaz katarakt denilen sertleşmiş katarakt denilen zor vakaları yapıyoruz. Yani bakıldığında tabii çok hani rakam olarak büyük aslında Türkiye'deki arkadaşlarımıza yani bakıldığında çok büyük bir rakam değil. Hani bazı arkadaşlar böyle bir tedirginlik yaşadı. Acaba hastalara zarar veriyor musunuz? Ama şunu dikkate almamız gerekiyor bence. Burası Afrika ve Afrika'nın tabii çok güzel turistik yerleri de var. Kesinlikle oralardan bahsetmiyorum. Ben doktora hatta yiyeceği, içeceği, hatta elektriğe ulaşamayan bölgelerden bahsediyorum. Yani suya bile zaten kuyular açılmasıyla ulaşabilen bölgelerden bahsediyorum. O yüzden hani bir de Afrika'daki o koşulları, o psikolojiyi de göz önünde bulundurmalarını istiyorum. Yani eliniz yani öyle bir durumdasınız ki sizin harcayacağınız 15 dakika yani bir insanın hayatını değiştirecek ve bu insanın bir daha o değişime ulaşması belki aylar yıllar sonra olacak bir şey. Yani psikolojik durumu da dikkate almanız. Yani o koşullarda
full adaptasyonla yaptığınız bir ameliyatın hani zarar verme şeyi Allah'ın izniyle zaten onu her seferinde kendimize test ediyoruz. Ve bir de şu da var, Afrika'da tabii yanınızda lokal elemanlarla çalışıyorsunuz, yerel elemanlarla ve hata yapma oranları var. İşin ciddiyetinde sizin kadar vakıf olamadıkları için her vakayı da tek tek test etmeniz lazım. Yani benim mesela masamdan kaldırdığım çok hastam olmuştur. Yani kendim ameliyat demiş olmama rağmen ellerine kağıt veriyorum, o kağıtlar çok hayati diyorum. Buna rağmen kağıt karıştırma işlemleri olup da yani her şeyi aynına takip etmeniz gerekiyor bir yandan. Yani çoklu bir iş. Ve bir de Afrika'daki olaya ben aslında şöyle bakılmasını istiyorum. Yani ben gittiğimde de çevredeki arkadaşlarım olsun, kendi kendim olsun ilk gittiğimde neden sen diyorlardı hep bana, neden sen? Yani bir sürü sağlıklı arkadaş var işte, bir sürü hani bu işi yapabilecek belki beyler, hani vücut direnci açısından söylüyorum, var. Ama neden sen? Sanırım bu sorunun cevabını da ben şöyle düşünerek kendimce yani hani acizane yorumum şu olmuştu. Yani Allah-u Teala dilerse köre topala her türlü işi yaptırır. Yani burada bence Allah'ın büyüklüğünü görmek için. Yani hani hizmetteki arkadaşları da belki yani hani siz bir şey ya da biz bir şey biliyoruz diye orada yokuz yani. Allah-u Teala yaptırdığı için oradayız, yaptırabildiği için, yani bize yaptırdığı için yapabiliyoruz biz. Yani bence bu olayda da benim arkamdaki yani beni bir perdeyim yani o perdeyi kaldırıp esası görmek lazım. Yani özellikle benim oralara gitmem, bu kadar Allah-u Teala'nın hani kapılar açması bu noktada sanırım insanların kafasına böyle bir nevi balyoza vurmak gibi, bak benim, bunları yapan benim, yani ne sen ne o ne şu. Gibi hani bu konuşmalarda da bunları da görmelerini rica edeceğim kardeşlerimize, dinleyicilerimize. Yani kesinlikle insan perdesini kaldırırsanız ben de hem vicdanen daha rahat etmiş olacağım. Onun dışında Afrika ile ilgili bu konuşmadan sonra birkaç bazı paylaşımlar oldu. Onları da direkt birinci ağızdan benden duymanız da belki daha hani iyi olur diye düşündüm. Mesela bir görebilir miyim Duygan? Şöyle, peki kendinize bu soruyu sordunuz mu? Niye ben dediniz mi? Bunun için soruyorum. Genç arkadaşlara bir ideal verme ya da idealinizi paylaşma anlamında soruyorum. Hiç dediğiniz anlar oldu mu? Niye ben? Ya da zorlanıp bu cümleyi kullandığınız ya da cevabını aradığınız anlar. Yani açıkçası aslında zorlandığım yani mesela Afrika'da gerçekten düşe kalka çok hani dediğim gibi hani mesela Somali'de dizlerim ciddi bir şekilde kanamıştı falan filan, o koşullarda gidip hastaneydim, sonra fark etmemişim yani düştükten sonra kalkmam zaten zor olmuştu falan filan, sonra işte hastanedekiler fark edince işte cerrahi kıyafetim komple kan olmuştu, diz bölgeleri, eğilip bir baktım kan olmuş falan filan. Yani demek istediğim hani bu koşullarda da çalışmaya devam ettik yani. Bu soruyu hep sordum ben. Niye ben? Yani bir sürü arkadaş var. Hani gerçekten böyle bir hani Allah-u Teala'nın böyle bir konuşma şeklinde, belki diyalog şeklinde yani sorduğum da oldu. Yani hani bir sürü arkadaş var. Onlar da gidebilirdi. Hani neden ben diye sordum gerçi. Bunu kesinlikle yani çok hamdolsun. Yani daha doğrusu binlerce şükürler olsun diyeyim. Hani bu işe seçilmiş kişi olmak. Tabii bunların hiçbiri bizim kurtulacağımız anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın ama bunun kuklası bile olmak, bu işin kuklası bile olmak büyük bir lütuftur. Çok şükür ki o lütufa nasip olmuş. Ama ben burada dediğim gibi tamamen Allah'ın büyüklüğünü görüyorum. Yani o 15 günde işte 600-700 vaka ameliyat edilip yani benim hayallerimi aşan durumlar bunlar. Yani hiç hayallerimde olmayan şeyler ve Allah-u Teala'nın hani onları yaptırması tamamen onun gücüyle alakalı. Ve ben gittiğimde onu diyorum, buradaki olan her şey ve hani her ameliyatta sürekli girerken Allah'ım ne olur en ufak bir sorun bile olmasın. Yani Türkiye'de mesela vaktim oluyordu ameliyatlara, böyle 30-40 ameliyat yaptığım günler oldu benim Türkiye'de bir günde. Girmeden işte böyle yarım saat bir saat edip Ashab-ı Bedir'den tutun da birçok şey okuyordum yani. Yani ne olur hani benden kaynaklanan, ben yapıyormuş olursam çok şey olabilir ama hani Allah'a havale ederek girdiğimizde çok şey değişebiliyor. O yüzden orada da yani orada da işte mesela Ashab-ı Bedir okuyacak vaktim yoktu ama bütün ameliyat boyunca ne olur hani bir tane bile, çünkü o bir tane bile bir şey olması hem vicdanen doktor olarak benim şeyim yani bana büyük bir eziyet, hem de yani bir grup adına, bir yani hizmet adına, işte Türkler adına oraya gidilmiş bir yardım var.
o yardıma leke sürülmesi. Yani hani bunlar geliyorlar insanlar üzerine, çünkü Afrika'da bunlar çok yapılmış. Yani insanlar üzerine denemeler yaparak hatta halen devam eden ilaç çalışmaları bile var yani. Hatta filmlere bile konu olabilen meseleler bunlar. Bunlar gerçekten olan şey. O HIV virüsü döneminde, yani AIDS hastalığıyla ilgili çalışmalar döneminde hani birçok o kıtalardaki insanlar heba edilmiş yani. O yüzden aynı şeyi biz gittiğimizde zaten ilk zamanlar insanlar bize güvenmediler bir müddet. Yani çok ameliyat yaptık yine ama yine de böyle bir tereddüt vardı. Acaba bunlar deneme mi yapıyorlar bizim üzerimizde diye. Çok da haklılar, yapılmış daha önce. Ama sonra zamanla bunun böyle olmadığını, aslında zaten ben oraya gittiğimde zaten 5000 cerrahi yapmıştım geride, yani yaparak Türkiye'de bu şeyimi tamamlayarak gitmiştim. O yüzden yani birçok soru işareti vardı kafalarında ve çok şükür hani demek, ve buradan hani gelmek istediğim yine Allah-u Teala'nın eğer onun şeyine sığınmazsak, onun o bize yardım etmemiş olsa kesinlikle bunları yapmak impossible, hele benim gibi bir insanın yapması tamamen impossible. Burada sadece Allah'ın gücü var, onu görüyoruz. Çok teşekkür ederim bu paylaşım için. Şimdi Afrika'dan bahsedecektiniz biraz. Evet, işte her gidişimizde tabii ayrı hikayelerimiz oluyor. İkinci gidişimizde sayıyı yanlış hatırlıyor olabilirim. Üçüncü gidişimizde sanırım Sikasso eyaletine gittik. Yani Mali'ye gittik yine. Mali'nin başkenti Bamako. Oraya direkt havaalanı var, direkt inebiliyoruz. Fakat diğer yerlere araba yolculuğuyla gitmek zorundayız. Ve bizim yaptığımız bu işleri duyan Sikasso eyaleti diye bir eyalet var ve bu eyalette zamanında Fransa'nın işgal döneminde onlara direnmiş ve hani özellikle Müslüman kimliğini kaybetmemeye çalışmış bir dini bir ekip var, dini bir oluşum var. Bu oluşum bizim buradaki faaliyetlerimizi, Mali'deki, Bamako'daki faaliyetlerimizi duyunca, oradaki kliniğimizi, bize kadar gelip işte biz böyle bir şey talep ediyoruz, bize gelir misiniz? Çünkü orası ortalama 6-7 saat Bamako'dan ve insanların bize ulaşması mümkün değil. Biz de bunun üzerine tabii dedik, neden olmasın, ve bir gidişimizde aslında biz oraya klinik açıp oradan orayı uzun soluklu bir hale getirmeyi planlıyorduk. Fakat şimdi anlatacağım gibi bazı şeyler dolayısıyla 8 gün kadar kalmış olduk. 7-8 gün kadar gittiğimizde boş bir bina bize tesis etmişlerdi. O binayı işte kliniğimizin yönetici abisi orayı düzenledi. Bize ameliyat yapılabilir hale getirdi. Fakat mesela orada suyumuz yoktu. Yani oradaki 8 gün boyunca susuz yaşadık. Yani böyle de yaşanılıyormuş. Mesela ben hiç hani bunu da hiç inanmazdım, kendi adıma söyleyeyim. Ve bu koşullarda ameliyat da yaptık. Yani hani şaşal suyu bulduk ve o sularla yani en çok suyu en çok o kısmı harcadık. Yani ameliyathanede kullanılacak kısma. Onun dışında da hani mümkün olduğunca bazalı minimale indirerek su ihtiyacımızı yaşadık. Yani ne oldu? Duş almamış olduk. It's okay. Yani o kadar da matah bir şey değilmiş yani bir hafta yıkanmamakta. Oraya gittiğimizde şöyle bir şey oldu. Tabii önce bir nezaket ziyareti yapmamız gerekti. İşte valiyi ve oradaki işte dini ekibi. Vali bizi çok güzel bir şekilde karşıladı. İşte çok mutlu olduklarını söyledi. Daha sonra işte bu dini liderlerin yanına gittik. Onlar da böyle bir, nasıl anlatayım, bir mağara gibi bir yerde içeriye doğru girdik işte. Tam tabiriyle mağaraydı yani toplantı yaptıkları alan. Orada işte tabii çok güzel şeyler söylediler. İşte aynen şunu söylediler. Biz hayatımızda hiçbir kadının önünde eğilmedik. Şu an sizin önünüzde saygıyla eğiliyoruz ve dilerseniz şehrin girişine sizin işte tabii orada çevirmenler de kullandığımız için hani dönüşümlerde hata olabilir. Portre mi dediler ya da resim mi dediler? Evet, o yani portre gibi bir şey. Çünkü şehrin girişine ben dikkat etmiştim. Girerken sanırım şehrin valisi olabilir. Birilerinin hani resimleri vardı. Bunu söyler ve ben yok, benim öyle bir beklentim, öyle bir şey istemiyorum kesinlikle dedim. Yani o bize uygun bir şey değil dedim ve kabul etmedim. Bu şekilde bir hadisemiz olmuştu ve daha sonra da tabii oradan neden çıkmak zorunda kaldık? Oradaki tabip odası bizden bir gün sonra vali değişti. Tabii yeni gelen vali bizi tanımıyordu. Biz de tam bu meseleden haberdar değildik. Biliyor olsaydık onu da nezaket ziyareti yapardık. Tabip odası bizi teftişe geldi ve teftişe geldiğinde bizim mesai fazlası çalıştığımız, çok az sabah baktığımız için
kliniğin kapatılmasına karar verdiler. Tabii biz o arada bir hafta içerisinde yaptığımız ameliyatlar, 200-300 kadar ameliyat yapmıştık. Ve hani o şekilde dönmüş olmak zorunda kaldık. Tabii burada şöyle bir şey de oldu. Orada mesela hiç unutmadığım vakalardan bir tanesini anlatmak isterim. Yani benim yaşlarımda bir bayan geldi. Yani 40'lı yaşlarda. Ve bir gözü zaten çocukluk döneminde kaza geçirmiş, görmüyor. Diğer gözü de beyaz katarakt inmiş ve hiçbir şekilde görmüyordu. Oğlunun yardımıyla getirildi kliniğe. Muayene ettikten sonra kataraktın olduğuna karar verdik ve ameliyata karar verdik. Aynı gün normalde biz ameliyata karar, sabahleyin muayenelerimizi yapıyoruz, ameliyatlara karar veriyoruz. Sonra ameliyatları sıraya diziyoruz, onlar bekliyorlar. Sırayla karar sıramıza göre ve bazen de mesela çocuksa öncelik, bazı kritik vakalara öncelik veriyoruz. Bu şekilde aldığı kastımızı ve ertesi gün tabii göze bandaj kapattık. O günlerde normalde tek gözlü hastalara ben şeffaf şey kapatıyorum ki kalkar kalkmaz görerek gitsinler diye. Ama o gün bir bandaj kapatmıştık. Ertesi gün geldiğinde gözünü açtık. Gözünü açtığımızda önce bir etrafa baktı, böyle bir gülümsedi. Fakat ondan sonra hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yani böyle biz beklemediğimiz bir şekilde ve hepimiz de ağlamaya başladık. Yani kimse ne olduğunu tam anlayamadı ama yani belli ki iyi bir şeydi yani ağlama sebebi. Ve ondan sonra bize aynen şunu söyledi. Yani ben hiç tahmin bile etmiyordum. Yani hayatım boyu bir daha görebileceğimi. Yani bu kadar uzaklardan birileri gelecek, beni ameliyat edecek. Ve ben görebileceğim, bunu asla hayal etmiyordum dedi. Ve böyle bayağı bir müddet ağladı, hep beraber tabii ağladık. Yani bu vakayı mesela hiç unutmuyorum. 40 yaşındaki bir insanın hayatı ne kadar değişti, çok basit, çok kısa, ameliyat basit demeyeyim ama çok kısa bir ameliyatla ne kadar değişti. Hayat tamamen değişti. Elhamdülillah. Evet. Enfes. Genelde öyle bir tepkiler öyle mi olurdu Doktor Duygu Hanım? Yani böyle gülümsemek, mutlu olmak, şaşırmak, bunun gibi tepkiler herhalde olur. Tabii yani çok fazla, yani kalkıp da oynayanlar, böyle dans edenler, yani çok ilginç bir vakit. Hatta onunla ilgili bir videomuz da vardı, Mali'de Katarak Projesi diye bir YouTube'a yazına çıkar sanırım. O projemizde hani çok güzel bir videomuz vardı. Orada oynayanlar var mesela, bayanlar. Onlar gördükleri için oynuyorlar. Yani görmeye başladıkları için mutluluktan oynuyorlar. Yani çok değişik tepkiler vardı tabii. Mesela bir anımızda da şeyi anlatmak isterim. Yani gidişlerimizden birinde de bizim kliniğimizde bir Hristiyan doktor arkadaş çalışıyordu. Çok cerrahisi iyi olduğu için hani hem de bize yardımcı olmak istedi. Tabii onlar yine de bir miktar hani maaşta veriyorduk onlara. Ve bir gün işte Kurban Bayramı'nda gitmiştim. Kurban Bayramı'nda tabii herkes et derne düştü. Yani tabii ki Afrika'da açlık sağlıktan daha önemli. Ben de bu gerçeği daha net görmüş oldum. Ve kliniğe kimse, yani çok tek tük kişi gelir oldu, gelmez oldu. Normalde 200-300 kişi artık durdurmak zorunda kaldığımız zamanlar bile olabiliyordu. Hasta yoktu. Bunun üzerine o doktor arkadaş dedi ki, benim dedi bir köyüm var dedi, buradan işte 4-5 saat mesafede, oraya gelseniz, ben size hastane ayarlasam, orada ameliyat muayene yapsanız dedi önce. Biz de okey dedik. Sonra birkaç saat sonra ya da ertesi gün mü tam hatırlamıyorum, geldi. Bu sefer dedi ki, ya hazır gelmişken ameliyat da yapsanız olmaz mı dedi. Dedik yani hazır gelmişken aynı şey yaparız yani, yaparız bari. Ama yani tabii ameliyat deyince bir sürü ekibi toplamak, işte malzemeleri toparlamak, hiçbir şeyin eksik olmaması lazım. Bizim bu ameliyatlar o kadar hassas ameliyatlar ki, yani bir malzeme eksik olduğunda her şey aksayabilir yani. Ve hepsini ayarladık ve gittik. Gittiğimizde bize işte orada bir onların kaldığı böyle bir kamp yaptıkları, Hristiyanların kamp yaptıkları bir dubleks, tripleks bir ev vardı. O eve götürdüler. İşte o evde kalacak yerimiz orasıydı. Sonra oradan da hastaneye götürdüler. Bir protestan hastanesiydi. Gerçekten çok ciddi bir kalabalık vardı. Hatta başhekim de şaşırmış. Çünkü sadece bir anons radyodan yapmış. Bir kez. Yani kendisi bile böyle bir şey olduğuna şaşırmış. Çünkü yani kaç kişi dinleyebilir ki Afrika gibi bir yerde radyoyu ve kaç kişi hani bir kere de yakalayacak onu. Ciddi bir kalabalık vardı. İşte ve genellikle tabii Hristiyan şey olarak da, dini şey olarak da Hristiyanlığı kabul etmiş kardeşlerimizdi ve hani onlarla o kadar hani çok, hem bir yandan şaşırdım çünkü hep biz biliriz ya, dünyada sadece Müslümanların zor durumda olduğunu, hani en zor kesimin Müslümanlar olduğunu, en zor koşullarda yaşayan, aslında öyle de olmadığını, yani her kesimin
ciddi şekilde ihtiyaca yardıma yani ciddi şekilde yardıma ihtiyacı olduğunu görmüş olduk orada. Ve işte orada gece yarısına kadar muayenelerini yaptık. Ertesi gün ameliyat olacak şekilde düzenlemeler yaptık ve gece çok ciddi bir yağmur yağıyordu. Ve inanın o yağmurlar altında orada yattılar. Yani hani yani ihtiyacın ne kadar şey olduğunu anlayın diye söylüyorum. Hatta ben muayene alanından çıkıp da geçmek istediğimde neredeyse yürüyeceğim yer yoktu. Yani herkes yatmış gece çünkü 12-1 civarıydı biz ameliyathaneden çıktığımızda. Ve yani şey hani bu şekilde tabii orada kısa bir kalış kaldık, kısa sürede kaldık. Çünkü bir kere öyle bir şey beklemiyorduk. Hani daha sonra daha planlı belki gidilebilecek bir yer orası bizim için. Ve yani orada mesela hiç fotoğrafları da vardır hatta bende. Mesela oğlu babası görmüyor. Oğlu da ona bir çomak uzatmış. O çomaktan baba tutuyor. Oğlu gittiği yere doğru o da gidiyor. Yani böyle bir hani yaşantıları bu şekilde bir yaşantı. Yani nasıl bilmiyorum hayal edebiliyor musunuz o şeyleri ama o kadar hani gördüğünüzde o kadar yani ne yapabilirim? Bunlar için daha fazla ne yapabilirim? Hani ne yapmalıyım? Hani gerekirse 24 saat uyumadan bunları yapmalıyım diyorsunuz. Yani o yüzden hani Afrika'yı hatta bununla ilgili bir yazım da var benim. Yani Afrika anlatılmaz yaşanır gerçekten. Sadece yaşanılır. Yani gittiğiniz zaman bunu anlayabiliyorsunuz. Yani ben de gitmeden önce Afrika ile ilgili bazı şeyler okuyordum. Somali ile ilgili mesela. Ama hiç öyle değil. O bizim okuduklarımız, öğrendiklerimiz devede kulakmış yani. Peki evet. Sizi bu kadar çok heyecanlandıran, aşka şevke getiren orada onu görmek mi? Yani görünce kesinlikle daha farklı etkilendiğiniz doğru ama bu içten motorluluk görmeden de başlamış mıydı? Yani şöyle görmeden zaten tabii aynen görmeden de başlamıştı ama görünce çok şey değişti. Yani onu görmek lazım. Görmek lazım kesinlikle çünkü ben şu an ne kadar anlatır yani dediğim gibi bana mesela çok ciddi eleştirilmiş. En basitinden bir çocuğumuzu ameliyat etmem benim eleştirilmişti. Neden bir çocuğu genel anestezi olmadan ameliyat edersin, ettin diye. Yani bunu tıbbi olarak nasıl açıklayabilirsin diye bana bu eleştiri olarak geldi. Ya evet. Belki görmeyen bir kişi olsam belki ben de düşünebilirdim. Ama çok farklı. Yani oradaki o çıkmazı görmeden anlamanız mümkün değil yani. Evet. Çok çok enfes şeyler yani sizi etkilediği gibi öyle anlatıyorsunuz ki bizi de öyle etkiliyor. Hani kurmaya çalışıyorum kafamda anlamaya. Ama bir yandan o söylediğiniz cümle beni şöyle bir yere götürdü. Onu da konuşalım. Aslında Afrika konuşmak istiyoruz. Sizin Türkiye maceranızı konuşmak istiyoruz. Hani evlatlarınıza kavuşmanı anlatabilirseniz eğer dinlemek istiyoruz ama şunu düşünüyorum bir yandan da hep kafam bu aralar özellikle genç arkadaşlarımızla ilgili. Yani demek ki geziler düzenlenmeli, görme imkanı sunulmalı. Çocuk da olsa mesela burada çocuklarımızla ilgili yapacağımız aktiviteleri düşünüyoruz. Nasıl öğretebiliriz acaba vermeyi? Verebileceği ortamlara götürüp verilmeye ihtiyacı olan insanlarla tanışmaları. Çünkü fark ettiğim ben üniversite okurken de çevremde çok arkadaşım, çok abim, ablam, mentorum vardı. Ve onların yaptığı tüm güzel aktiviteler beni çok inspire ederdi, etkilerdi. Hedef koyardım önüme. Şimdi yaşanan süreç yüzünden herkesin aile içinde, dışında, akrabalar arasında bir drama var, bir hüzün var, bir sürecin yaşattığı bir olumsuz bir etki var. O sebeple çocuklarımıza biz yine de hani şunlar yapılabilir, bunlar yapılabilir gibi gözlerine, önlerine bir şeyler koymak istiyoruz. O sebeple sizin örnekleriniz çok değerli ve şu söylediğiniz sözde çok değerli. Hani gidip görülebilirse, çocuklarımıza gösterebilsek faydası olur. Ne dersiniz? Duydum, çok konuşmamak. Ya kesinlikle, estağfurullah. Yani kesinlikle görmenin çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü o zaman gittiğimizde de hatta Ekrem Bey mektubunda da olan şifadan öğrencilerle gittiğimizde mesela o çocuklar çok etkilendiler. Hani acaba ne yapabiliriz? Hani biz evet. Mesela orada yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Hani biz neresinden tutalım? Hani bize de bir evet. Şey söyle, biz de bir şey yapalım. Hani böyle o kadar o ortamı görünce belki normalde evinde oturup yerinden kalkıp bir suyu bile almaya üşenen bir çocuk da olabilirdi onlar. Yani ama oradaki ortamı görünce hani lütfen bize de bir şey söyleyin. Biz de bir parçası olalım bu şeyin. Hani biz de bir yerinden tutalım bu işin. Hani diye sürekli bana böyle şey tamam diyor. Hani bizim bir ekip var burada şu an onlar çalışıyor. Hani çünkü ekibe de yeni birini almak demek onu tekrar eğitmek ve zaman Reyni. Hani bizim için. Evet. Bir de bir olası bir hatayı. Şimdi ben kimin aşağı yukarı ne hangi hata yapabileceğini tahmin edebildiğim için sürekli ona göre zaten bir temkinde oluyorum. Ama yeni bir kişiyi ekibe katınca yani benim için ekstra bir stres oluyor. O yüzden hani zaman geniş olsa
belki eğitileri uzun süre yapılabilir. Ama işte kesinlikle görmeleri lazım. Yani gördükleri zaman zaten bence alacakları şeyi alacaklar diye düşünüyorum. Kesinlikle. O zaman belki şu an tam zamanı. Diğer söyleşimizde siz son dakikada çok önemli bir şey söylediniz. Ben hatta çok üzüldüm, dedim. Keşke bilseydim, ben bunu ortalara koyar biraz üzerine konuşurdum. Şimdi bu söyleşiyi iyi değerlendirelim. Hayalinizden bahseder misiniz? Aç bakayım. Evet. Klinikten. Yani benim işte hayalim özellikle dediğim gibi çok hani fakir ülkeler var. Afrika'da fakir bölgeler var. Her ülkenin fakir bölgeleri var. Oralarda yani bir tane değil, daha çok sayıda yani açabildiğimiz kadar aslında bu bizim, ama şu an mesela en basitinden Burkina Faso'da bizi bekleyen bir lokal doktor arkadaş var. Hani oraya bir klinik açtığımda yani oradaki sadece ameliyat yapabilecek ekipmanı bulup, o ki ortalama 100 bin dolar civarında bir maliyeti olan bir şey. Çünkü bizim ameliyatlarımız hani orada dikişli ameliyatlar yapılıyor ama amacımız FAKO sistemini, yani dünyanın her yerinde yapılan bu sistemi oraya da ulaştırmak olduğu için. Oradaki doktorumuz yani eğitilmeyi, beni yani bizim amacımız da şu, yani oraya gidebilirsek, onu mesela bir ay iki ay eğitebilirsek, ondan sonra kendi başına ameliyat yapabilir hale getirebilirsek, ondan sonraki süreçte biz mesela fil dişinin, fil diş sahillerinin iç kısımları, yani kenarında çok fazla turistik alanlar var ama esas kısmı çok fakir kısmı, yani fil diş sahillerinde aynı şekilde, ve fil diş sahillerine gidip orada mesela bir klinik açıp bu şekilde hani yerel doktorlara da eğiterek atlayabilir. Yani orada sistemi kurup o doktoru oraya atayıp ve eğite eğite gitmek. Tabii esas hani keşke hani yapabilsem dediğim şey de tamamen free bir klinik açıp yine aynı şekilde çalışacak doktoru da finanse edebilecek şekilde, yani yerel doktor çalışacak tabii ki, eğitip yerel doktor çalıştırıp işte ben eğer buralarda çalışabilirsem veya bir funding bulabilirsem onları o kliniği mesela gidebildiği yere kadar götürme. Yani bilemiyorum, hani glokom ve katarakt ameliyatlarını yapabilir halde, mümkünse tamamen ücretsiz. Ama tabii dediğim gibi funding bulursak zaten kesinlikle %100 ücretsiz olur, ama funding bulamazsak en azından %70 ücretsiz olabilecek şekilde 5 dolara 10 dolara böyle küçük, sadece hani kliniğin sabit giderlerini götürmek adına gibi, hani ya aklımızda çeşit projeler var. Tabii geçen konuşmadan sonra çok teşekkür ediyorum, hani bana ulaşan abilerimiz, kardeşlerimiz oldu bu projeler konusunda. Şu an hani inşallah biz de çalışıyoruz elimizden geldiğince üretmeye, bir proje yazıp işte tabii bu konular da bizim, yani benim hiç alanım değil aslında. Ben olayın artık tek yani yapılacak işler boyutundaki, yani yaptığım işleri tetkik edebileceğim orada. Ama yazı çizi işlerine tabii bize yardımcı olacak kardeşlerle beraber inşallah projeler yazıp sesimizin ulaştığı her yere bunu duyurmaya çalışacağız. Fan bulmaya, ödenek bulmaya çalışacağız. Evet. Size nasıl ulaşılsın? Ben o zaman videomuzun altına e-mailinizi mi yazsam? Olur tabii ki. Aynen. O zaman önce öyle paylaşmış oluruz. İzledikten sonra insanlar tabii orada ulaşırlar. Tabii, aynen. Çok etkileyici olur. Çok, yani ben dinledikten sonra hani o, benim de sizinle ilk tanışmamdı o. O beni çok etkiledi, o kısım. Ya ne yapabiliriz diye inanın heyecanlandım. Evet, çok heyecanlananlar bana da ulaştı. Ben de size ulaşmaya çalıştım. İnşallah bir gün de o kliniği açtıktan sonra işlerin nasıl güzel gittiğini anlatırız. Belki oradaki doktorumuzla, lokal doktorumuzu konuştururuz. İnşallah o günler de gelir. Çok. Şimdi biraz da şeyden bahsedebilir miyiz? Evlatlarınız ayrı kaldığınız bir dönem oldu diye düşünüyorum. Eğer sizi üzmeyecekse anlatabileceğiniz. Yani şöyle aslında yani üzmeden ziyade ya o kadar çok ciddi mağduriyetler yaşanıyor ki kendi mağduriyetimi hani anlatıp da gerçekten hani o mağduriyetleri de yani şey yapmak istemiyorum. Yani gerçekten evladını en yakın zamanda işte Ege Denizi'ndeki vefatlar çok üzdü bizi gerçekten. Hani onları düşününce gerçekten hani ben bir şey mağduriyet demeye utanıyorum. Ama tabii hani insan hakları planında en ufak yaşanan şey bile mağduriyettir. O da tabii, onun da ayrı bir boyutu var. Bir de şu da var. Hani Allah-u Teala hani herkesin ağrı eşiğini, dayanma eşiğini farklı yaratmış. Yani bunu biz tıpta da görüyoruz. Yani birine iğneyi batırıyorsunuz, hiçbir şey yokmuş gibi oluyor. Biri sanki ölüyor gibi oluyor iğneyi batırınca. Yani aynı iğne, aynı cilt, aynı efekt ama hiçbir şekilde yani şey tamamen farklı. O yüzden hani
Allah-u Teala her şeyi tabii kaldırma şeyine, gücün kapasitesine göre veriyor demek ki insanlara. Yani mutlaka bunlarda bizim bilmediğimiz nice hikmetler de vardır. O yüzden hani ben açıkçası o yüzden çok fazla hani şey yapmak istemiyorum. Gerçekten zorlu günlerdi. Yalnız yaşamak zordu ama sağ olsun işte arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardı. Çok ciddi şekilde yardımcı oldular. Hani Allah-u Teala zorluk içinde kolaylıklar da yarattığını kendi söylüyor. O kolaylıklardan da nasibimizi almış olduk çok şükür. O yüzden o konuda söyleyeceğim bu kadar. Anladım. O zaman bir anne, bir kadın olarak sorayım. Sizi güçlü kılan neydi? Yani motive eden neydi o noktada? Hani evet. Bunu diğer şu anda bir süreçte bir şeyler yaşayan arkadaşlarımız için de motive olalım diye de söylerseniz evet. Ne dersiniz? Beni motive eden en önemli şey tabii ki de Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. Bu dünyanın geçici bir dünya olduğuna ve öleceğimize inanmak. Hani gerçekten insan bazen hani üstadın dediği gibi hani ölümü istemek hani şey olmasa isterdim diyor. Yani insanın gerçekten o haddelere geldiği oluyor ama zaten diyorsunuz bu dünya bir şekilde geçecek. Yani fani bir dünya. Yani faniyi fani olarak düşündüğünüz zaman aslında çok fazla acıtmıyor hiçbir şey canınızı. Yani zaten fani, işte bakiye gitmek için buradayız. Yani beni motive eden şey çektiğim çoğu şeyde aslında şu an artık çok acı da hissetmiyorum diyebilirim. Gerçekten acı hissetmiyorum çoğu zaman. Çünkü ya fani bitecek ki yani. Bitecek. Neyse o bitecek yani. Bitecek olması. O yüzden sadece bence şu an neler yapabiliriz? Hani oraya giderken öbür tarafa neleri inşa edebiliriz? Nasıl evler, arabalar inşa edebiliriz? Yani bu dünyadaki inşalardan çıkıp oraya inşa etme derdi. İşte beni de hani kendi adıma yapabildiğim en iyi şey Afrika olduğu için buna odaklanıyorum. Ama herkesin eminim bu toplum içerisinde yapabileceği çok güzel farklı şeyler de vardır. Hani bunlara odaklanıp ya bu çok basit bir yemek yapmak, bir misafir ağırlamak bile olabilir. Yani gerçekten Allah-u Teala bize hangi küçük amelimizle çok büyük şeylere getireceği öbür tarafta bilemeyiz. Yani çok küçük bir amelimiz çok büyük şeye vesile olabilir. O yüzden hani bu bizim yaptığımız doğru. Şey çok böyle büyük gibi bir şey gözükebilir ama gerçekten ben bilmiyorum bu beni öbür tarafta kurtaracak mı ama o umutla yapıyorum tabii ki. Ama yani herkes böyle çok basit bir şeyle Allah'ın rızasını kazanabilir. O yüzden bence hedef bu olmalı yani insanlara olaylara takılmadan sadece hedefe odaklanıp başka bir şey düşünmemek gerekiyor. Doktor Duygu Hanım, ben sizin hikayenizde umut da görüyorum, kendini yani aktif sabır da görüyorum. Aynı zamanda başkasının elinden tutup koşmayı da görüyorum. Çünkü bu üçü çok önemli. Hani üçü de şu an hepimizde olması gereken genç yaşta kadın erkek gereken şeyler. Allah razı olsun paylaşımlar için. söz verir misiniz? Bir kez daha istesek yine görüşür müyüz? Tabii yani eğer olur tabii. Afrika ile ilgili aslında anlatacak çok hikaye var. Şu an geçen konuşmada hatta hangisini anlattım diye bir an tereddüt ettim. Aslında anlatacağım birkaç tane daha vardı da inşallah diğer görüşmelerde Afrika ile ilgili anılarımızdan devam edebilirim. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar.